Sadece K9 köpekleri değil, her cins köpek özel bir eğitimden geçirilerek kayıpların izini sürebilir. Yani evinizde beslediğiniz bir köpek cinsi ne olursa olsun birer kayıp avcısına dönüştürülebilir. Nasıl diye soranlar için CNN Türk muhabiri Özgür Deniz Kaya ve kameraman Hilmi Yaşa cevapları verecek. Köpeğimiz Fırtına, size daha önce bahsettiğimiz operasyonel eğitimleri almış köpeğimiz. Adı Fırtına. Türkiye'nin tek koku takibi yapabilen köpeği. 3 ay boyunca gece gündüz eğitildi. Şimdi sıra diğer köpeklerde. Son dönemlerde kayıp yaşlı ve çocuk haberlerini çok fazla izliyoruz. Artık köpeklere verilen koku eğitimiyle birlikte bunun bir nebze olsun önüne geçilebilecek. 25 yılı aşkın süredir K9 köpeklerini eğiten Gökten Eker, eğitimlerin artık tüm Türkiye'de yapılacağını söyledi kaybolan pikniğe gelmiş kaybolan da olabilir, kaçırılmış bir insan da olabilir. Yani birisi bir çocuğu kucağına alıp onu metrelerce götürür. Fakat o çocuğun kokusu hala yerlere saçılıyordur. Onun kokusunun olduğu bir eşyasını köpeğe koklatarak kucakta gitmiş olmasına rağmen bu çocuğa ulaşabiliriz. Beykoz'da bir ormanlık alandayız ve eğitimciler şu anda köpeğe kokuyu verdi. Köpeğimiz koku avcılığına başlayacak. Evet, köpeğimiz şu anda kokuyu aldı ve kayıp kişiyi aramaya başladı. Koku avcılığı eğitimi alan köpeğimiz şu anda kayıp kişiyi buldu. Bunun için çok fazla köpeğe ihtiyaç var. Köpeğine bu eğitimi vermek isteyenler kendileri de eğitim almak zorunda. Uzaktan eğitim yöntemini tercih edenler 250 lira ücret ödeyecek. Uygulamalı eğitim bedeli ise 500 ile 750 lira arasında değişiyor. Bence herkes kendi köpeğiyle yapabilir. Çünkü köpeğin en gelişmiş duyusu burnu olduğu için bu teknikleri doğru uyguladığımızda köpeğimizi doğru yönlendirebiliriz. Her açıdan faydalı. Koku avcılığı öncelikle köpeğin mental eğitimi için faydalı, ayrıca toplum için faydalı. Bir kaybı bulması, bir iş yapması, işe yarıyor olması, apartman dairelerinde beslenerek kısıtlanmıyor olması onun için de insanlık için de faydalı.